Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kışın bizim evin vazgeçilmezi olan bir tarifle geldim. Umarım sizler de denersiniz. Kesinlikle doğal bir antibiyotik niteliğinde diyebilirim. Bilenler vardır muhakkak aranızda ama ben belki bilmeyenler vardır diyerekten paylaşmak istedim yapmışken. Gördüğünüz gibi limon, taze zencefil ve çubuk tarçın kullanacağız ve tabii ki organik bal, elinizde olan ürünleri organik kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü sağlık açısından inanılmaz bir şifa deposu diyebilirim. Böyle limonlarımı dilimleyip daha sonrasında küp küp doğruyorum. Çöp kısımlarını atıyorum tabii ki. Kullanacağınız kavanozun büyüklüğüne, küçüklüğüne göre miktarı değişebilir. Benim bu kullandığım ürünler 1,5 kavanoz yaptı. Önemli olan kavanozu güzel doldurmak. Zencefili de kabuğunu soyuyorum ve yine aynı şekilde önce dilimleyip daha sonrasında küp küp doğrayacağım. İsteyenler bu karışıma bir baş sarımsak da rendeleyebilir arkadaşlar. Kokusundan rahatsızlık duymayan arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü şifa kaynağı ekstra güçlenmiş oluyor. Ama benim çocuklar sarımsak kokusundan biraz rahatsız oldukları için eklemedim. Bu haliyle bile inanın şifa deposu, doğal bir antibiyotik niteliğinde. Bu şekilde bu karışımı karıştırıyorum. Zencefil ve limon aynı miktarda olmasına özen gösterin arkadaşlar. Bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Kavanozda zaten bu limon ve zencefil suyunu bırakacak arkadaşlar. Dediğim gibi 2 gün sonrasında tüketilmeye hazır olacak. Kavanozun dibine 3 adet çubuk tarçın yerleştiriyorum. Onun üzerine de hazırlamış olduğum zencefil ve limon karışımını ekliyorum. Aralara tekrar 2 adet çubuk tarçın ekledim. Güzelce bastırın. Bu şekilde. Ve üzerine şimdi bal gezdireceğiz. Balı da organik kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Ve yavaş yavaş ekleyin. Gördüğünüz gibi dibe çökmesi biraz zaman alacak. O yüzden bir bıçak veya kaşık yardımıyla böyle arada yardım edin balın dibe gitmesi için. Kenarlardan falan sızmasını sağlayın. Kavanoz doluncaya kadar bu işlemi uygulayın yavaş yavaş. Dediğim gibi bal böyle en son üst kapağına kadar gelmesi gerekiyor. Zaten 1-2 gün içinde buzdolabına bekleteceksiniz zaten bunu tükettiğiniz süre zarfında. Haftalarca bozulmadan buzdolabında durabilir. İster sabah akşam birer kaşık öğle için, ister böyle bir yemek kaşığı fincana koyun, üzerine sıcak su koyun, kaynar su değil, balın vitaminini öldürmemek için sıcak su ekleyip ister böyle doğal çay niteliğinde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi doğal bir antibiyotik, kış aylarında bizim evin vazgeçilmezi diyebilirim. Sizler de mutlaka deneyin diyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.